hepinize merhabalar. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşan Tepe köyünde kaybolan ve 19. günün sonunda cansız bedenine bir dere yatağında ulaşılan Narin Güran'ın otopsi raporu tamamlandı ve yayınlandı değerli dostlar. Narin Güran'ın kesin ölüm nedeni açıklandı. Haberimizin detaylarında e, Narin'in ölüm nedenini sizlere aktaracağım değerli dostlar. Haberin detaylarını Medya Tava'dan sizlere aktarıyorum. Adli tıp raporuna göre Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü kesin olarak tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumundaki ilk belirlemelere göre Narin ne yazık ki boğazı sıkılarak öldürüldüğü tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan ilk tespitlere göre Narin'in ağzından çıkan ölüm sıvısı amca Salim Güran'ın eline bulaştı. Sıvının amca Salim Güran'ın elinden araca bulaştığı üzerinde duruluyor. Küçük Narin'in cansız bedeninde boynun e, ön kas grubunda ve çene alt grubunda kanama e, görüldü değerli dostlar. Evet değerli dostlar. Adli Tıp Kurumunun raporuna göre Narin'in ölüm nedeni kesin olarak boğazını sıkılarak ve havasız kalmasından kaynaklı olduğu belirlendi ve Narin e, boğularak öldürülmüş maalesef. Tüm e, soruşturma da devam ediyor. Soruşturma Arap saçına dönmüş durumda değerli dostlar. E, yeni deliller ve yeni ifadelerle beraber artık okların AB'ye de AB Enes'e NS e döndüğü de e, söylenebilir değerli dostlar. Enes'in e, narini boğarak öldürdüğü bilgileri de birçok haber platformunda yer alıyor bunu da belirtmek isterim. Daha önce ne olmuştu kısaca hatırlatayım der dostlar ondan sonra videomuzu bitirelim. Soruşturmada aralarında Anne Yüksel ve Ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı. Öte yandan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince suç delillerini yok etmek suçundan tutuklanan Amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de göz altına alınan eşi hediye Güran'ın jandarmadaki işlemlerinin ardından getirildiği adliyede savcılık savcılıktaki sorgusu tamamlandı. Güran kasten öldürmeye iştirak suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Evet el dostlar Maalesef e, Nari'nin ölümünde organize bir kötülük var ve bu organize kötülüğün içinde neredeyse aile fertlerinin tamamı mevcut ve bu olaydan haberdar Nari'nin nasıl e, katledildiği, nasıl öldürüldüğü aile fertleri tarafından aslında biliniyor. Bunu herkes de farkında ve herkes de bunu biliyor değerli dostlar ve maalesef e, hiç kimse doğruyu konuşmuyor özellikle aile bireylerinden. Bunu da belirttikten sonra değerli dostlar geldik bir yayınımızın daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.